İlk soruyla hemen başlayalım hocam. İlk soru, doğum kontrolünün dini hükmü nedir hocam? Doğum kontrolü meselesi azil dediğimiz İslam'da bunun izahı Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e efendim evlatlarının olduğunu, evladın olmaması için efendim erkeklik ham maddesinin, meninin dışarıya boşa bırakılmasının meselesini açıkça sordular. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz kaderden kaçamazsınız buyurmuştur. Yani bunu yapmayın, bu haramdır, günahtır demedi. Evet. Yani demek oluyor ki yani bir insan efendim bazı işte evlatları vardır. Bu hususta da efendim işte benim evladım şöyle ileriki tarihte olsun diye bu şekilde kendini kontrol altında tutmasına müsaade vardır. Ancak burada mesela bir ilaç kullanması, doğum kontrol hapları gibi. Evet. Bunlar sağlığa çok ciddi bir zararları olacaktır. Evet, evet, biz bunları evet. kullanın dememiz mümkün değildir. Çünkü hayat sadece 20, 30, 40 yaşından ibaret değil. Değil. Ondan sonra başlıyor. 40'tan sonra 50, 60, 70, 80, ömür verirse 90, 50 yıl. Yani 50 yıl gibi bir zaman dilimi ömrünün yarısı. Oradaki geriye kalan ömür hurdalığa çevirmek, tabirlerimi bağışlayın ama yani insanın efendim bu sefer vücut dengelerinde metabolizmasının bozulması vesaire. Bunları iyi mütalaa etmek lazım. İnsanoğlu şu hataya, yanılgıya düşüyor. Yani gençliğindeki o vücut direncinin hastalıklara karşı olan mücadelesi içindeki sağlığının devamı zannediyor ki böyle devam edecek. Evet, ama yani. bunlar 40 50 60'a gelince insanın vücudu sünger gibi. Onu damla 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 alıyor. Ondan sonra onu bir sıktığın zaman bütün efendim sular çıkıyor. Yani dikkat etmek lazım. İşte romatizma dediğimiz o yavaş yavaş suyu alıyor, alıyor, alıyor şeyi. Yani soğuğu. Ondan sonra vücut perişan oluyor. Yani şimdi burada arz etmek istediğim bu tür haplardır, ilaçlardır vesaire. Bunların yan etkilerini, vücuda yapacağı tahribatları iyi incelemek lazım. Yani o manada bizim ulaşabildiğimiz bilgilerde bunların mesela bazıları işte yolculuğa gideceği zaman kendi mutat günlerinin gününü değiştirmeye hayzını işte Kabe'ye gidecek vesaire onu değiştirmeye çalışıyor. Bir bakıyorsunuz denge öyle bir bozuluyor ki bu sefer ne günü kalıyor ne hayız günü kalıyor ne evet. bir şey kalıyor daha büyük sıkıntılar çıkıyor. Yani o bizatihi yaşadığımız bir olay yani bize sorulduğunda ne günü kalmış ne bir şeysi kalmış yani efendim mutadına dönüyor bir şeye dönüyor ve daha farklı sıkıntılar oluşuyor. Onun için yani burada bizim şahit olduğumuz meseleler, şahit olamadığımız neler? Ondan dolayı mesela diğer bazı enstrümanların kullanılması, sesli pral vesaire meselelerinde. Evet. Orada da bu durumda ne olacak? Yani bir insan bir şer'i, dini bir mazeret olmaksızın efendim fercini, edep mahallini, velev ki bir kadın bir kadına dahi gösterecek olursa, orada tıbbi bir müdahale veyahut da ciddi bir dini bir mazeret bulunmayacağı için evet. Biz buna da ya rahat bir şekilde olabilir fetvası vermemiz bir hayli müşkil durumda görülmektedir. Çünkü yani bir insanın hadi hastalık durumunda işte müdahale olabilir veya buradaki yani edep mahallinde böyle bir rahatsızlık zuhur ettiğinde, hastalık peydah olduğunda bu durumda orada ne yapılıyor? Yani tıbbi müdahale. Burada bir mazeret olmalı. Ezzaruratu bul mazurat. Zaruretlere hüküm evet. bina ederiz. Ama burada böyle bir mazeret yok ki. Burada kişi kendi liyakatiyle tedbirini alması doğru olacaktır. Çok teşekkür ederiz hocam. Allah razı olsun.